Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün MediaMarkt Marmara Forum mağazasındayız ve sizler için Sony'nin PlayStation VR 2 konsolunu anlatacağız ve bunun avantajlarından, özelliklerinden sizler için bahsedeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi VR teknolojisi aslında yıllar öncesine dayanıyor ama o yıllarda tanıtılan VR'lar şimdiki kadar gelişmiş değildi. Sony'nin ilk VR'ı 2016 yılında tanıtılmıştı arkadaşlar. Onda yine ekstradan bir gözlük takıyorduk. Gözlüğün ön tarafında ışıklar vardı ve elimizdeki yine PlayStation 4 koluyla oynayabildiğimiz bir VR teknolojisi olarak karşımıza çıkıyordu. Ama o konsolun birden çok dezavantajı vardı. Örneğin bir kablo yığınıyla oynuyorduk arkadaşlar. Ve bu kablo yığını bizim hareket etmemize engelleyebiliyordu. Ve bir kolla oynandığı için, aslında PlayStation koluyla oynandığı için gerçekçilik tarafında bize pek de avantaj sunmuyordu. Ama Şubat'ta tanıtılan, yakın zamanda tanıtılan PlayStation'ın yeni VR teknolojisi PlayStation VR 2 yakın zamanda ülkemize giriş yaptı arkadaşlar. Ve bu VR'da aslında önceki modelle karşımıza çıkan dezavantajların hepsi yok edilmiş bir şekilde, kusursuz bir VR deneyimi yaşatacak şekilde bizlere sunuldu arkadaşlar. Ve Türkiye'ye de geldi. Yani herhangi bir MediaMarkt mağazasını ziyaret ettiğiniz zaman PlayStation VR 2'yi görebilir. Eğer beğendiyseniz de satın alabilirsiniz. Dilerseniz bu cihazın bizlere nasıl bir avantaj, nasıl bir gerçekçilik sunduğunu sizlerle paylaşayım. Sanal gerçeklik, yani VR teknolojisi oyun dünyasında büyük bir dönüm noktası oldu arkadaşlar. PlayStation VR gibi modeller konsollarla birlikte ev kullanıcıları içinde erişilebilir hale geldi. Örneğin geçmiş dönemlerde karşımıza çıkan VR modelleri aslında çok daha büyüktü ve belirli salonlarda kullanılıyordu. Ama şu an baktığımız zaman X bir kullanıcı bir teknoloji mağazasından o VR cihazını alarak evinde de kullanabiliyor arkadaşlar. PSVR 2 modelinin önceki modelinden sunduğu birçok avantaj bulunuyor. Örneğin yüksek çözünürlükte ekran arkadaşlar. Eğer yüksek grafikli bir oyun oynuyorsanız, bu bir tekne turu olabilir, bu bir kanoyla gezinti yaptığınız bir oyun olabilir veya aksiyon dolu oyunlar olabilir. Örneğin Resident Evil'da oynanabiliyor ve bunu daha da yüksek çözünürlükte olarak oynayabiliyorsunuz piyasadaki diğer VR'lara kıyasla. Bu da önemli bir avantaj. Önceki neslin aksine yeni nesil OLED ekranlar kullanılarak daha net ve canlı bir görüntü sağlanıyor. Bu da kullanıcılara oyun deneyimlerinde daha fazla ayrıntı ve gerçekçilik sunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda daha iyi izleme ve takip sistemi sunuyor arkadaşlar. PlayStation VR 2 modeli yaptığımız hareketlerde anlık tepkime konusunda daha iyi bir deneyim sunuyor. Örneğin bir sanal oyununda VR cihazımızda bizlere sunulan iki konsol tutuyoruz. Bir hareket yaptığımız zaman anlık olarak bir gecikme olmadan oynadığımız oyunda da o hareketi yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Bu da bizler için tabii önemli bir artı, çünkü gerçekçilik açısından daha da iyi bir deneyim sunuyor. Örneğin VR 2 modelinin yeni nesil kontrolcülerinde adaptif tetik butonları ve haptik geri bildirim özelliği bulunuyor. Adaptif tetik butonları oyunlardaki gerilimi ve direnci hissetmemizi sağlıyor. Haptik geri bildirim ise kullanıcılara dokunsal geri bildirim sağlıyor. Böylece içindeki hareketleri daha derin bir şekilde ve daha gerçekçi bir şekilde hissedebiliyoruz. PlayStation VR 2 modelinde geliştirilmiş bir alan takibi özelliği bulunuyor. Zaten VR'ı açtığımız zaman direkt etrafını tanıması için ön tarafında bulunan kameralar sayesinde o alan kızılötesi bir şekilde taranıyor. Yani siz gözlüğü taksanız bile etraftaki eşyaları, nesneleri PlayStation VR 2 tarafından tarandığını görüyorsunuz. Oyun oynadığınız esnada yürüdüğünüz bir senaryoda eğer odadaki bir eşyaya yakınlaşırsanız, kontrolcüyü oraya doğru uzattığınızda veya o alanın dışına doğru çıkar gibi olursanız oyun ekranında direkt sizin odanızın resmi çıkıyor arkadaşlar ve belirlediğiniz alandan dışarı çıkıyorsunuz. Eşyalarınıza zarar verebilirsiniz diye bir uyarı geliyor ve bu sayede geri çekilebiliyoruz. Yani oyuna kapılıp da birden sağa sola zarar verme gibi bir sorun olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden PlayStation VR 2 modelinde geliştirilmiş alan takibi özelliğinin olması da önemli bir artı olmuş. Çünkü bu konuda birçok sorun oluyor. Hatta karşımıza bazı videolar da çıkıyor arkadaşlar. Örneğin adam trene binmiş ve VR'ın etkisiyle bir anda sağa sola zarar verebiliyor. O an başkaları tarafından izlenilen televizyona zarar verebiliyor. Ama PlayStation VR 2 modeli bunların da önüne geçerek herhangi bir zarar verilmesini engelliyor arkadaşlar. PlayStation VR 2 modelinin Şubat ayında tanıtıldığını söylemiştik arkadaşlar. Fakat kullanıcıların aklında şöyle bir soru işareti oluyor. Bu yeni tanıtılan bir konsol. Yeni tanıtıldığı için desteklediği oyunlar yelpazesi ne kadar geniş? Bu konuda da aklınızda hiçbir sıkıntı kalmasın, çünkü yeni çıkan oyunlarda da VR desteği var. Ayrıca Sony'nin PlayStation VR 2 modeli için özel olarak geliştirdiği tam destekli, tam optimize oyunlar da mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7, Resident Evil Village, Pavlov, Star Wars,
Ve bunun dışında bazı aksiyonların olduğu kayak veya korku treni gibi oyunlar da yine bulunuyor. Yani oyun yelpazesi aslında çok geniş. Yeni tanıtılan bir konsol olmasına rağmen ürün yelpazesi bu kadar genişse aslında önümüzdeki günlerde bu desteklenen oyunların çok daha fazla olacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün MediaMarkt'ın Marmara Forum mağazasındaydık ve sizler için PlayStation VR 2 modelinden bahsettik. Eğer siz de bu ürünü görmek istiyorsanız MediaMarkt mağazalarını ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ürün hakkında kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa yine yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Biz de sizler için bilgilerimizi aktaralım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.